Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve salatu vesselamü ala eşrefil mürselin seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ev yentehi gayetul isnadi ila sahabiyyin. İsnadın sonu ya Hazreti Peygamber'e, Hazreti Peygamber'de nihayet bulur ve ona biz ne diyoruz? Merfu diyoruz Ahmet. Veya sahabede nihayet bulur. Tabii buna da ne diyeceğiz? Mevkuf diyeceğiz. Ama sahabeye nispet edilip de merfu hükümde olanları da zaten bir önceki derste görmüştük arkadaşlar. Evyentehi gayetul isnadi, isnadın sonu değil mi? Gayesi nihayet bulur. Nihayete ulaşır ile sahabiyi kedarike, aynı şekilde. Yani burada isnat sahabede ne yapmıştır? Son bulmuştur. Ey mislu ma taqaddama fi kevni lafzi yaqtadi et tasriha. Aynı gerideki gibi mislu ma taqaddama, geride geçenin misli gibi arkadaşlar. Hangi hususta? Fi kevni lafzi yaqtadi et tasriha. Yani bazen lafız neyi gerektirir? Sarahaten isnadın sahabede bittiğini ifade eder. Bi ennel menkule huve min kavli sahabiyyi. Çünkü nakledilen şey nedir? Sahabi kavlidir. Ev min fi'lihi, yahut da sahabi efendilerimizin fiilidir nakledilen şey. Ev min takririhi, veyahut da sahabi efendilerimizin huzurunda işlenmiştir ve sahabe efendilerimiz bunu ne yapmamışlardır? Red etmemişlerdir. Münasip görmüşlerdir. Uygun görmüşlerdir. وَلَا يَجِعُ ف۪يهِ جَمِيعُ مَا تَقَدَّمَ بَلْ مُعْظَمُهُ. Tabi bu وَلَا يَجِعُ ف۪يهِ, yani bu herhalde bir şeyi bir şeye benzetirken müşebbehle müşebbehu bihinin tıpatıp aynısı olması ne değildir şey Yasin? Düşünülemez. Burada bizim müellif hazretleri, yani buradaki meselenin Hazreti Peygamber'deki örnekte olduğu gibi hepsinin aynı olması ne olmuyor? وَلَا يَجِعُ ف۪يهِ جَمِيعُ مَا تَقَدَّمَ, değil mi? Geride geçen bahisteki şeylerin burada tamamı aynı olması düşünülemez. بَلْ مُعْظَمُهُ, ama büyük ölçüde birbirine benzer. وَالْتَشْبِهُ لَا يُشْتَرَتُ ف۪يهِ الْمُسَوَاتُ مِنْ كُلِّ جِيَتٍ. Çünkü teşbihte tüm cihetler aynı olacak diye bir şart yoktur. Buradan bunu anlıyorum Yasin, sen farklı bir şey anlıyorsun. Yok Seydan, ben zaten tam anlamamıştım da şeyi mi kastediyorsunuz yani? Tam olarak benzememesi derken işte Resulullah'ın şeyiyle, hadisleriyle ilgili mesela Resulullah'ın sıfatları gibi başlıklar da var ya, onların burada olmamasını mı kastediyorsunuz? Yani sadece söz, fiil ve takrirle sınırladı. Evet, yani şimdi Hazreti Peygamber'e işte nispet edilen, evet, hadis. Yani Resulullah'ın evsafı başlığı olduğu gibi sahabenin evsafı başlığı yok mesela. Yani tabii o burada sahabenin işte sünnetçidir, sahabenin işte kavli, fiili ve de takriri sünnetçidir diyebiliriz için Hazreti Peygamber'deki aranan şartların aynısı burada ne olmaz? Aranmayabilir veyahut da işte sahabenin kibarı mıdır, sigarı mıdır, tamam mı, fakih midir veya şey midir, böyle bir görev başında mıdır, değil midir falan, böyle inceden inceye aynen Hazreti Peygamber'le özdeştirip
kabul etme gibi bir herhalde bir şey düşünülemez. Ben onu anlıyorum burada. Yani sahabenin şeyi, sahabe fakih midir, değil midir veya işte muhaddis midir, o gibi şeylere bakmadan sahabenin sözüdür, sahabenin fiilidir, sahabenin takriridir diye. Ben de yani çeşit olarak anladım sizin dediğinizden. Efendim? Ben de çeşit olarak anladım sizin dediğinizden. Yani sadece söz, fiil ve takrir. Hani evet. Resulullah'ta biraz daha fazla taksim oluyor ya. Evet. Yani sahabenin sözü diye alacağız ama biz Hazreti Peygamber'in sözünü alırken birazcık daha, çünkü oradan direktmen dini bağladığı için Yasin, ne zaman söyledi, kime söyledi, hangi durumda söyledi, ne yapıyorsun, inceden inceye veya hangi lafzı söyledi onu inceden inceye, yani sık dokuman lazım ki oradan dini bağlar. Çünkü sahabe kiram efendimizin söylemesi farklıdır. Hazreti Peygamber'in söylemesi farklıdır. Hazreti Peygamber'in takrir etmesi farklıdır. Sahabenin takrir etmesinden hüküm yani çıkmayabilir. Hüküm almayabilirsin. Çünkü Hazreti İmam Şafii Hazretleri bu konuda birazcık daha şey yapıyor. Sahabe kavlini yapmaz diyor. Bizi oldu mu Ahmet? Yani illa sahabe söyledi diye ben ne yapmam diyor ya şey Ahmet. Bizi bağlamaz. Biraz daha o konuda İmam Şafii Hazretleri yani sahabe-i kiram iştihatla onu yapmıştır diyor. Yani vahiyle yaptı mı? Yok. O konuda İmam Şafii Hazretleri böyle çok böyle enteresan, yani müştehitlere cesaret veren bir şey, çıkış yapıyor orada. Belki bize biraz şey ağır gelebilir de, ama onu İmam Şafii'nin demesi çok daha olayı farklı bir boyuta. Yani sahabe-i kiram Efendimiz bir iştihat yaptıysa bu daha sonraki gelen müştehidi ne yapmaz diyor Yasin? Şey yapmaz. Bağlamaz diyor yani. Evet. O, yani. Bu da herkes söyleyemez ha, tamam mı? Yasin adamı dinden atarlar. Estağfurullah. وَلَمَّا كَانَ هَذَا الْمُخْتَسَرُ شَامِنًا لِجَمِيعِ اَنْوَاعِ عُلُومُ الْحَد۪يسِ. Yani bizim tamam bu kitabımız muhtasardır ama usul hadisin bütün nevilerine şamil olduğundan dolayı istedrektu minhu ile tarifi sahabiyi ma huve. Madem ki burada sahabi konusu geçti, o zaman bizim buraya istidraden yani zikru şey fi gari mahalli li alakatin istidrat demek. Ya aslında bir, konumuz burada sahabeyi şey diyeyim sana, bir parantez, bir ara başlık. Evet, bir parantez açıp sahabe kimdir peki birisi diye sorabilir. Ma huve, değil mi? Men huve deseydi belki daha güzel olurdu ya. Değil mi? Evet. Men huve yani sahabe efendimiz, sahabe demek ne demektir? Bu sepultu ben derim. Peki. Huve men lakiye en nebiye sallallahu aleyhi ve sellem müminen bihi ama. Sahabe, bir insana sahabe diyebilmemiz için Hazreti Peygamber'e iman ederekten onunla ne yapması? Karşılaşması. Ve mâte alel İslami ve Müslüman olarak vefat etmesi. وَلَوْ تَخَلَّلَتْ رِدَّتُنْ فِي الْأَصَحِ. Yani tabii büyük bir fitneden geçtiler sahabe-i kiram efendilerimiz. Bazıları dinden döndüler. İbn-i Hacer el-Askalani Hazretlerine göre riddet geçirmiş olsalar bile bunlar yine nedir? Bu kişiler Hazreti Peygamber'e iman ederekten Hazreti Peygamber'le karşılaşan kişiler. Daha sonra tekrar Müslüman olup Müslüman olarak ölmeleri evet, şartıyla sahabidirler. Evet. Vel muradu bil liqa'i, peki liqadan maksat ma huwa a'ammu minel mucaleseti vel mumaşati, yani beraber olmasına yani karşılaşmasını şart koştuk ya buradan. Evet. Beraber oturmuş olmaktan daha umumi bir mana, beraber yürümüş olmaktan daha bir geniş bir mana kastediyoruz. Ve vusulü ahadihima ilel ahari, birinin diğerine işte ulaşması. Ve in lem yükelimhu, velev ki aralarında bir konuşma,
olmasa da ve yedhulu fihi ru'yetu ahadihima al-akhara, birinin diğerini görmesi, o da buraya giriyor. Yani diyelim ki Hazreti Peygamber birisini gördü. Kendi asrında yaşayan, kendi işte meclisine gelmiş veyahut da o Hazreti Peygamber'i gördü. Yani mübarek Hazreti Peygamber Efendimiz'in işte vücudunu görmesi onun sahibi olmasına yetiyor. Sevon kâne zâlike bi nefsihi en bi gayrihi. Sevon kâne zâlike bi nefsihi, isterse bu kendi zatıyla görsün en bi gayrihi, veya çünkü ama bir takım, değil mi? Abdullah İbni Ummu Mektum vardı. Hazreti Peygamber'i görmedi ama yani Peygamber Efendimiz gördü veyahut da o başkasıyla işte Hazreti Peygamber şuradadır deyip sanki onunla mı görmüş oluyor Ahmet? Orayı böyle mana verdik ama Yasin, inşallah. Peki. Selam, bu, şöyle galiba orası. Hani başkası getirmiş onu Peygamber'in kendisinin yanına. Adam mesela 9-10 yaşında çocuk, babası alıyor onu. Çocuğun hiçbir şeyden haberi yok. Gidiyor Peygamber'imizi görüyor. Yani başkası, babasının eliyle gidiyor. Kendisi değil. Ve o şekilde Peygamber'imizi görüyor. O da diyor sahabedir. O zaman zaliki şey göndereceğiz. Likaya göndereceğiz. Sevam kâne zâlike likâ'u bi nefsihi em bi gayrihi. Tamam, o dediğin daha güzel Furkan. Tamam, teşekkür ettik. Ve ta'biru bil evet lukiyyi evla min kavli ba'dihim. Yani bu benim bu lika tabirini kullanmam diyor. Başkalarının şu tabirinden daha güzeldir. Onlar ne demişler? Es-sahabiyyü men ra'en nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem. Ev ra'en nebiyyü, o bölümünü tabi almamış burada. Yani, subhanallah. Yasin, bu olmaz yani. Tamam, böyle yani demesi İbn-i Hacer'in çünkü uygun değil. Çünkü onlar bu tarifte ya da Hazreti Peygamber'in kendisini gördüğü, onu da ekliyorlar yani, tamam mı? Selam. Yani burada yani iktisar etmiştir. Hayır. Burada kendi haklılığını öne çıkarmak için o öbür tarafı, öbür parçayı zikretmiyor. Ben öyle anladım. Kusura bakmasın yani, tamam mı? Böyle çocukları. لِأَنَّهُ يَخْرُجُ yahut da لِأَنَّهُ يُخْرِجُ, bu tarif çıkarır kimi? İbne Ummi Mektumin ve nahvehu min el-umyani. İbn-i Ümmü Mektum ve benzerlerini ama olan sahabe efendilerimizi çıkarıyor. Çünkü o tarifte zaten onlar da giriyor Yasin. Ve hum sahabetun bila tereddüdün. Onlar da tereddütsüz sahabedir. Ve lukiyyu fihâde tarifi kel cinsi. Buradaki lukî cins gibi kabul ediyoruz tarif için. Ve kavli müminen bihi kel fasli. O da burada da mantığa girdi. Cins fasıl var. Yuhricu men hatta lehu el-liqa'u el-mezkuru müminen bihi derken lakin fi hali kevnihi kafiren. Mesela kafirler de Hazreti Peygamber'le karşılaştılar ama müminen bihi olmadıkları için, ona iman etmedikleri için onlar sahabe olma şerefinden mahrum olmuşlardır. Ve kavli bihi bu faslun sa'nin, ama yukarıda o zaman müminen kelimesini sadece getireceğiz Yasin. Orada müminen bihi kelimesini almayacağız, tamam mı? Tamam Selim. Ve kavli bihi faslun sa'nin yuhricu men lakiyehu müminen yani Hazreti Peygamber'e mümin olarak karşılaşmış. Lakin bi gayrihi lakin bi gayrihi minel enbiya'i yani iman etmiş adam ama kime iman etmiş? Başka peygamberlere iman etmiş. Bihi o hi kaydını koyacağız ki Hazreti Peygamber döneminde Hazreti İsa'ya, Hazreti Musa'ya ve diğer semavi dinler üzerine olan kişiler din sahabe olmadıklarını devre dışı bırakıyoruz. Lakin hel yuhricu men lakiyehu mu'minen bi'ennehu se yub'asu
velem yudrik evet el bi'sete. Yani mesela bazı insanlar vardı Hazreti Peygamber'in daha sonradan peygamber olacağına iman etmişti ama peygamberliğine ne yapmadı? Yetişemedi. Yetişemedi. Fihi nazarun. Onun sahabe olup olmaması hususunda da ne vardır? Problem. Nazar vardır. Değil mi? Mesela Hazreti Hatice validemiz o Hazreti Peygamber Hira'dan Varaka bin Nevfel evet. Yani Hazreti Peygamber'in ileride peygamber olarak gönderileceğini biliyordu ve iman da ediyordu. Keşke o zaman yanında olsaydım da sana yardım etseydim gibi. Ama bu kişiye bir sahabe diyebilir miyiz, diyemez miyiz? Burada ne vardır? Çünkü tamam. Hazreti Peygamber görevli Allah tarafından görevlendirilmemiştir Cenab-ı Hak tarafından. Celle Celaluhu. Peki. Ve kavli öyle mi? Evet, ve kavli. Ve mâte alel İslami kaydı vardı ya, bu faslun salisun, üçüncü fasıldır. Yuhricu men irtedde ba'de en lakiyehu mu'minen. Yani Hazreti Peygamber'e mümin olarak Hazreti Peygamber'le karşılaşmış ancak daha sonra ne olmuş? Dinden neuzubillah irtidat etmiş. O mâte alel riddeti ve tekrardan iman etme şansı bulamadan ölmüş. Allah muhafaza etsin ya Rabbi. Ki Ubeydillah bin Cahşin ve İbni Hatal. Bu iki zat daha önce iman etmiş. Daha sonra neuzubillah irtidat etmişler ve iman etmeden de ölmüşler. Cehennemin dibini boylamışlar. Allah korusun ya Rabbi. Ve kavli velev tehallelet riddetun. Yani adam neuzubillah Hazreti Peygamber döneminde Müslüman oldu. Hazreti Peygamber vefat ettikten sonra dinden çıktı ama tekrardan sonra ne oldu? Müslüman oldu. Beyne evet lukyihi mi diyelim şey Yasin? Lukyihi saydam. Beyne lukyihi lehu mu'minen bihi ve beyne mevtihi alel İslami. Yani imanla İslam üzere ölmesi arasında ne olmuş? Bir riddet girmiş. Fe in nesmes suhbeti bakin lehu değil mi? Yani bu kişiye sahabe denilir. Sevaun reca'a iler İslami fi hayatihi sallallahu aleyhi ve sellem. Bu Hazreti Peygamber aleyhisselatü vesselamın hayatında da İslam'a dönmüş olabilir. En ba'devu ve hatta Hazreti Peygamber aleyhisselatü vesselam vefat ettikten sonra da dönmüş olabilir. Sevaun lakiyehu saniyen emlaya veya ikinci kez de Hazreti Peygamberle görüşmüş olabilir. Yani dinden çıktıktan sonra Hazreti Peygamber'le de görüşmemiş olsa da ona yine ne deriz Ahmet? Selam burada ikinci derken şeyi kastetmiyor mu? Yani ikinci defa Müslüman olduğu dönemi. Evet yani Müslüman olduktan sonra Hazreti Peygamber'le bir daha karşılaşmış olabilir olmayabilir de. Evet. Ve kavli fil asahhi yani diyor yukarıda ben asah kavlini ekledim. Bu işaretun ilel hilafi fil meseleti çünkü bu meselede ulema ihtilaf etmiş ve yedullu ala rujhanil evveli yani işte Müslüman sahabe olarak değerlendirilmesini tercih etmemize delalet ediyor. Kıssatul Eş'as ibn Kays'in bu zatın tamam mı bir Müslüman bir riddet geçirmiş ama daha sonra sahabe olarak adlandırılmış ve innehu kâne mimmen irtedde neuzubillah ayağı kayanlardan imiş bu zat. Ve utiye bihi ile Ebu Bekir'in daha sonra Hazreti Ebu Bekir'e getirilmiş bu kişi. Es-Siddiq radıyallahu teala anhu esiren esir olarak getirilmiş. Fe'ade ile İslami tekrar İslam'a dönmüş. Elhamdülillah fe kabile minhu. Fe kubile olsa.
Kabile, he, tamam. Bu bile minhu, yani ondan kabile de olur. Evet, Hazreti Ebubekir ondan kabul etti yeniden Müslüman olmasını. Evet. Ve zevvecehu uhtehu. Allah Allah. Hazreti Ebubekir kız kardeşine vermiş, evlendirmiş. Yani Seyden burada biraz şey oluyor değil mi? O insanın yani yeniden Müslümanlığı, sahabeliği o kadar sağlam kesin ki yani kız kardeşini olsak, bile veriyor. Biz olsak zaten evet. Adamın Medine'ye sokuyoruz yani. Onun Müslümanlığını çok tehdit ediyor yani kız kardeşini vermesi. Tabii o onun ne yapıyor işte yani daha da yardımcı oluyor yani tekrar evet, evet. Dinde olması için. Belki de yani insanlara bir şey olsun diye yani böyle bir delil yani, olsun diye. Veya insanlar onu hedef almasın diye, hı-hı, tamam mı? Bir kesmek için de Hazreti Ebubekir Sıddık Allah-u Teala Hazretleri şefaatine bizim nail etsin inşallah ya Rabbi. Bizi de sıddıklardan yazsın Allah-u Teala ya Rabbi. Ve lem yehtalif ehadun an zikrihi fi sıhhadeti. Yetehallef Seydan. Öyle mi? Ve lem yetehallef ehadun minel ulemai an zikrihi fi sıhhabeti. Hiç kimse bu zatın sahabe olmasında gerin olmamış, geri kalmamış. Yani herkes bu zatın sahabe olduğunu ne yapmış? Beyan etmiş. وَلَاَنْ تَخْرِيجِ اَحَدِفِهِ فِي الْمَسَانِيدِ وَغَيْرِهَا. Ve bu zatın rivayet etmiş olduğu hadisleri işte Mesanit ve diğer kitaplarda ne yapmışlardır? Tahric etmişlerdir. Selam. Peki ya. Bitti mi sahabe konusu? Selam, biraz daha var. İsterseniz devam edebiliriz. Şu tembihan var. İki tembihte bulunacak. Yasin şeyse bugün burada kalalım. Yukarıda tamam. Biraz daha talebi var. Tamam Selam. Ezan dokunuyor.